Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce sen böyle yaparsan ben konuşamam. Kusurumuza bakmayın. Buradaki ses sistemi böyle bir kalabalığı kaldıracak güçte değil. Ama bu kötü bir şey değil. Buraya gelip de 50 kişiyle karşılanmak da var. Böyle binlerce kişiyle karşılanmak da var. Teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz. Bugün Marmara Adası Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde %60 oyla seçildiği belediye başkanının adayı bilen, adanın sorunlarını bilen, genç, çalışkan, mütevazi bir belediye başkanının sizlerin desteğiyle önce adaylaştığı, sonra da sizin tarafınızdan belediye başkanı olarak rekor oyla seçildiği bir süreci hep birlikte tamamladık. Biraz önce kendisini, Adil Başkanımızı makamında ziyaret ettim, kutladım. Orada belediyenin önünde konuştuk. Bir kez daha burada her birinize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne duyduğunuz güven, adayımıza verdiğiniz destek ve %60'lık tarihi rekor için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'de 4 belediye hariç bütün belediyeleri kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'in %95'ini, Ege'deki 9 ilin 9'unu da kazandı. Türkiye'de %65 nüfusa, ekonominin %80'ine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hizmet veriyor. Hepinize bu büyük başarı için bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bundan sonra Avşa'da, Marmara'da hedefimiz her 4 kişiden 3'ünün oyunu almaktır. Belediye başkanımıza verdiğim hedef, gelecek seçimlerde kendisinin %80 oy almasıdır. Sizden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacak genel seçimlerde en az %75 oy bekliyorum. Seçildiği günden itibaren gerek hastaların, ambulansla sevk edilen hastanın yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlanması, hayvancılıkla uğraşanlara yemlerinin nakliyesinin belediye tarafından yapılması, balıkçılar için yeni bir soğutmalı kamyon alınarak bu sorunun kökünden halledilmesi gibi, ayrıca belediye yapılmayan yolların hızla beton yapılması, büyük bir seferberliği yapılması hepimizin takdir ettiği bir iştir. Bir dur ya. Ayrıca bir durun. Ayrıca daha 5 ay olmasına rağmen adanın kışın kahrını çekenle yazın sefasını sürenin
aynı ücret tarifelerine tabi olmaması gerektiğini başkan da söyledi. İlk adımda 900 liralık ücret 500 liraya indi, daha da inecek. Başkan İstanbul'dan İDO Deniz Otobüsleri yazın 8 sefer yapıyor. Yolcu varken buraya İstanbullu gelirken 8 sefer yapıyorlar. Ancak kış turizminin de canlanması için adanın İstanbul'la irtibatının her gün sağlıklı şekilde olması için İDO'nun sayılarının arttırılması ve sizlere indirim sağlanması için de çalışıyoruz. Ancak arkadaşlar hepsini söyleyeceğim. Ya bir müsaade etsen o da olacaktı. Bir dinlemiyorsunuz ki. Arkadaşlar, çok kıymetli arkadaşlar. Ses sistemiyle ben kendi sesimi duyamıyorum. Sözümü bitirmeme müsaade edin. Bir sonra söyleyeceğim cümleyi beklemeden Allah aşkına böyle yapmayın. Gerçekten bu sesim giderse yarın öbür gün benim sesim kısılırsa siz mutlu olmazsınız. Tayyip Erdoğan mutlu olur. Aklı... Çok değerli adalılar. Belediye başkanımız bana bütün sorunları anlattı. İlçe başkanımız Nevzat Başkan bütün sorunları anlattı. Biraz önceki konuşmamda söyledim. Tabii Türkiye'deki insanlar duydu ama siz burada olduğunuz için duymadınız. Biz hem Marmara Adası'ndaki hastanenin diyaliz ünitesi şartıyla bağışlandığını biliyoruz. Sağlık Bakanımızı arayıp hem buraya bir diyaliz ünitesi kurulmasını hem buranın mahrumiyet bölgesi kabul edilerek buranın doktorlar tarafından öyle kimsenin söylemesiyle buraya doktor gelmez. Doğru kural konması lazım. Eğer Marmara Adası, Avşa Adası mahrumiyet bölgesi kabul edilirse burayı tercih eden doktor İstanbul'a 3 saat mesafede şart görevi yapıyor. Zorunlu hizmetini yapıyor kabul edilirse buraya en iyi doktorlar gelir. Bu konuda hem gerekli uyarıları yapacağız hem Sağlık Bakanı'na diyaliz ünitesi için Avşa'nın ve Marmara Adası'nın mahrumiyet bölgesi sayılması için buradaki doktorun, polisin sanki doğuda, güneydoğuda görev yapıyor gibi kabul edilmesi için. Hem de buradaki adada, buradaki sağlık birimindeki bir tek doktorun yetmediği, buranın devlet hastanesinin, polikliniklerinin Avşa'ya da konması için gerekli girişimlerde bulunacağım. Allah'ın izniyle sesinizi bütün Türkiye'ye duyuracağız. Ancak ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur. Ama AK Parti böyle az kişinin olduğu ve AK Parti yandaşının menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakardır. Bunlar muhafazakar ya, bunlar bildiğin muhafazakar değil. Eğer yandaşı varsa, birilerine menfaat sağlıyorsa oralarda son derece devrimci olurlar. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi birden muhafazakar olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa yapacak iş belli. Halep oradaysa arşın burada. Seneye Kasım'da
erken seçim sandığı gelecek ve iktidar değişecek. Bunun dışında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne öneriyorsanız, ne istiyorsanız baba evi orada. Cumhuriyet Halk Partisi mahalle temsilciliği. Aslında bugün oraya gidecektik ama gördük ki hepiniz buraya gelmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Buraya böyle hızlı bir düzen aldılar. Böyle bir ses sistemi sağ olsunlar. En kısa sürede bunu ayarlayabildiler. Burada sizinle birlikte sohbet etme imkanı bulduk. Buradan bir kez daha şunu söylüyorum. Bu ülkede insanlar en iyisini hak ediyorlar. Hiçbirimiz AK Parti'nin yarattığı enflasyona, AK Parti'nin yarattığı hayat pahalılığına, işsizliğe mahkum değiliz. Artık 31 Mart günü nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak bundan sonra da gireceğimiz ilk genel seçimlerde partinin kurulduğu gün olduğu gibi 31 Mart akşamı olduğu gibi şu anda burada görüldüğü gibi anketlerde olduğu gibi yapılacak ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Ve o gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak. Adada olduğu gibi. Burada duyduklarımdan utandım. 31 Mart'a kadar burada bir mafya düzeni varmış. Ve o mafya düzenini siz bitirdiniz. Türkiye'de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp efendim dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin çilit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz. Size güveniyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz. Biraz önce şunu açık açık söyledim. Bizim iktidarımızda arabanın, geminin yönü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir. Yani gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmektir. Bunun için iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 10 yıla ihtiyaç var. Ben Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı olarak başkanımız İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de bulunduğu toplantıda 78 ülke, 32 Avrupa ülkesi, içinde Yunanistan'ın Paso'u, Siriza'sı da var, şuna imza attılar. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini hep birlikte destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi CHP iktidara gelecek, hızla Avrupa Birliği'ne üye olacağız, o seviyeyi yakalayacağız, 55 bin dolar milli geliri yakalayacağız. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Tayyip Bey ya da partisi kalırsa hedefleri 4500 dolarlık Şangay İşbirliği Örgütü'nün fakir bir ülkesi olmak.
Burada liderler zengin, arabalar, uçaklar, saraylar lüks, millet fakir. O tarafta tarifeli uçuyorlar, mütevazi dairelerde oturuyorlar, saray maray yaptırmıyorlar ama halk zengin. Yönetenlerin mütevazi, halkın zengin olduğu bir Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkündür. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi o düzeye taşıdığında alım gücü tam 10 kat artacak. Bakın, biraz önce söyledim. Şu anda ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan paradan 6-0 attı. Ancak 6-0'ı fiyatlardan da attı, maaşlardan da attı. Giderden de attı, gelirden de attı. Yani 6 gol attı, 6 gol yedi, sonuç değişmedi. Hayat pahalılığını azaltamadı. Enflasyonu düşüremedi, sadece hesabı kolaylaştırdı. CHP 10 yıl iktidarda kaldığında, 10 yılın sonunda gelir durumu bugünden 10 kat iyi olduğunda meseleyi şöyle tahayyül edin. Maaş aynı, mazot 4 lira. Maaş aynı, benzin 4 lira. Maaş aynı, dana kıyma 55 lira. Pirzola 70 kuruş, büyük rakı 140 lira, 1 litre rakı. Bunu cümlenin sonunda söyleyince Marmara Adası da alkışladı. Avşa Adası da alkışlıyor. Mesele şu. Evet, evet. Bunlar içki içenin yaşam biçimine müdahale etmek için ekstra kötülük yapıyorlar ama esas mevzu şu. Alım gücünden bahsediyoruz. Bugünün 10 katı alım gücü. Bu söylediklerim herkese hayal gibi geliyor. Ama Alman'a hayal değil. Hollandalı bu güçle satın alıyor. İsveçli, İsviçreli, Fransız, İtalyan bu güçle alıyor. Bakın Edirne'den Bulgaristan'a giriş çıkış var. Eskiden 1 lira veriyordun, 4 leva alıyordun. Şimdi 1 leva veriyorlar, 18 lira alıyorlar. 70 kat oraya göre fakirleştik biz, 70 kat. Şimdi iki küçük kağıtla geliyorlar, taşıyamayacakları kadar sepetleri dolduruyorlar. Bulgaristan çok uzakta değil. O yüzden iyi yönetildiğimizde, adil yönetildiğimizde, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden buradan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız, yarın daha yakın olacağız. Hepiniz hem adada hem başka yerlerden gelenler orada büyük bir mücadelenin parçası olunuz. Belediye başkanımıza ada emanet ama size de başkan emanet. İlçe başkanımız, mahalle temsilcimiz, baba evinde sizleri bekliyor. Partiye üye olun, partiye sahip çıkın, ülkeye sahip çıkın. Hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.